Çok sevindim. Zaten utancımdan bakkala bile giremiyordum. Bir oğlum asker, bir oğlum da okuyor üniversitede. Allah bin kere razı olsun. Allah'ım birine bin katsın inşallah. Vallahi çok şaşırdım aslında. Bilmiyorum, bu zamanda artık böyle insanlar az bulunur ama biz hep filmlerde görüyorduk. Gerçek oldu, çok sevindim. Ben Soner Özel, Kozan Mahmutlu Mahallesi'nde oturuyorum. Burada esnaflık yapıyorum. İşte yurt dışında yaşayan bir Kozanlı abimiz vardı. Ara sıra gelirdi buraya. Yine bir gün burada, kendisi buradaydı. O arada bir vatandaşımız veresiye bir malzeme aldı, çıktı. Onun arkasına işte veresiye defterini bir toplayalım dedi. Evet. Ne kadarlık bir bakiye, nasıl bir borç ödedi, bir şey dedi mi? İşte yaklaşık 10 bin liraya yakın bir tutar çıktı. Kendisi de tamam dedi, bunu kapatalım dedi. Böylece veresiye defterini kapatmış olduk. Daha önce böyle bir olay yaşadınız mı? Hayır, daha önce yaşamadım. Evet, genelde hep haberlere konu oluyordu gizli hayırseverler ama evet, bu ilk oldu. Evet, sadece duyuyorduk ama böyle bir şey yaşamadık. Evet. Tabii ki veremeyenler vardı. Yani 3-5 aydır hiç veremeyen vardı. Bazılarına bu şeyi haber verdim. Geldiklerinde söyledim. Şaşırdılar. Sağ olsun, Allah razı olsun dediler. Yani gözümün önünde de sildim sabahleyin bir tanesinin. Çok sevindi. Sağ olsun dedi. Allah razı olsun dedi. Tabii ki şu kötü günde bize de bir can suyu oldu. Aslında bir herkesin bu konuyla ilgili empati oluşturması lazım. Bu şeylerin daha da artması lazım diye düşünüyorum. Peki hayırsever kendini deşifre etmek istiyor mu? Kim? Hayır, isminin verilmesini kesinlikle istemiyor. Zaten kendisi burada yaşamıyor, yurt dışında yaşıyor, İsviçre'de yaşıyor. Ara ara tatile gelir, benim buraya uğrar. Çok iyi bir abimiz. Kaç ailenin? Bir 15-20'ye yakın ailenin birikmişi vardı, evet. Yani bu insanlar gerçekten ihtiyacı olan insanlar, zor kanaat geçinen insanlardı. Yani çok güzel oldu. Adım Emin Poyraz, Kozan'da esnafım. Evet, siz de bu örnek davranışa şu anda şahit oldunuz. Neler düşünüyorsunuz bir vatandaş olarak? Ya gerçekten şu zor şartlarda böyle insanların karşımıza çıkması çok iyi. Yani Kozan'da birçok bu gibi ihtiyaçlar olan birçok insan var. Ben de şahit oldum. Gerçekten daha önce hiç duymamıştım Kozan'da böyle bir şey. Duyunca çok sevindim. Böyle insanlara daha çok ihtiyacımız var.